Arkadaşlar merhaba. Kamil Arslan ben. Bugün sizlere hepimizin yakından tanıdığı Amanita Cesare, Amanita Sezar mantarını, imparator mantarını, padişah mantarı, yumurta mantarı diyen var, gelin mantarı diyen var, duvaklıca diyen var. Bunu bir ufak bir tanıtımını yapalım. Zaten mantar grubundaki arkadaşların çoğu bunu biliyorlar. Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Ne kadar güzel sıralı bir şekilde. Şöyle bir göstereyim. Bakın önce şu bembeyaz şekilde oluyor. Şu Volvo'nun içinde. Daha sonra mantarımız bu şekilde. Volvo'yu yararak bu şekilde açılıyor. Ondan sonraki halimiz bu. Bakın şekilde Volvo dışarıda kaldı. Mantarımız da büyümeye devam ediyor. Amanita ailesinin yenebilen en garanti türlerinden biri. Karıştırmak zor. Benzer bir iki tür daha var ama onlarla da kolaylıkla ayırt edebilirsiniz. Mesela bakın şöyle gidelim. Size daha büyüklerini göstereyim. Şurayı tekrar bir izlemeye de sunalım. Yani şu an burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 adet mantar var. Şöyle geldik. Bakın arkadaşlar bu da daha da bir büyümüş hali. O yüzden şunu alalım. Bakın kusura bakmayın sineklerden yine çok sağlıklı video çekemiyoruz. Amanita Sezar mantarımız, İmparator mantarımız çok kıymetli bir mantar. Roma döneminde sadece saray soylularının tükettiği bir mantar olduğu için çok fazla halk bu mantara ulaşamıyormuş arkadaşlar. Bu yüzden de adı oradan geliyor. Sezar. Adı oradan geliyor. Bir diğer adıyla İmparator mantarı. Tabi bize uyarlandığında da padişah mantarı diyenler olmuş. Gelin mantarı diyenler olmuş ki gelini de andırıyor. Duaklıca diyenler var. Bakın şöyle alt lamellerini görüyorsunuz. Açık sarı desende, üst turuncu. Şurada yüzük kısmını görüyorsunuz. Çok ince bir yüzeye sahip. Volvo kısmını da şu şekilde sizlere göstereyim. Bu sene Sezar yılı oldu desek yeri var. Çok bol miktarda arkadaşlar, çok bol miktarda Sezar var. Sanırım hava şartları Sezar için çok uygun gitti. O yüzden bol miktarda Sezar bulduk bu dönem. Şöyle yapalım. Evet, devam ediyoruz. Sepetimizdeki mantarlara girip de hiç karıştırmayalım. Bu bir Sezar videosu olarak kalsın. Bakın burada mesela devasa bir Sezar'ımız var. Buyurun. Bu artık almış başını gitmiş. Orman ihtiyarı olmuş bu. Onu şuraya bir yere bırakırız. Aslında yani kuvvet lideri var, alalım bence ya. Üstünden yapraklarımızı alıp alalım. Çünkü çok talep eden arkadaş var. Onlara da yani elimden geldiğince dağıtmaya ve vermeye çalışıyorum. Bakın mesela şu şahane güzelliklere bakın. İşte en güzel hallerinden biri de bu. Bunu da aldık. Esas şahanelik de burada. Bu da yine çok şahane bir görüntü. Hop gel bakalım. Evet arkadaşlar, işte bu. İşte budur. Şöyle. Bir de netleştirdik mi? Tamamdır. Şahanesin. Çok güzelsin Sezar ve bir de Sezar'ın yanında bize bir hediye olarak da, doğanın bir hediyesi olarak da şu devasa kalp şeklindeki boletimiz. Şöyle vuralım da
sporlarını döksün güzelce. Hop, maşallah. Aa, bu deforme olmuş ki bu. Boletus eurus değilmiş. Bunu buraya bıraktık. Hiç bolet karıştırmayalım. Evet arkadaşlar, sezarlarımızı bulduk. Sezarla ilgili detaylı, yani teknik bilgileri açıklama kısmında da bulabilirsiniz arkadaşlar. Ben size sadece şöyle göstereyim. Tekrardan. Şimdiden hepinize teşekkürler. Beni izlemeye devam edin. Arkadaşlar tam dönüş yoluna geçtik. Bakın arabamız hemen şurada. Beyaz gözüküyor. Sepetimiz şurada. Yani ikinciye bitirdik. İçinde 3-5 tane bolet var. Biraz güçlü mantar var ve bakın tam dönüş tel boyundan geliyorum zaten. Burada başka yol yok. Patikadan. Bir de ne göreyim arkadaşlar. Bir de ne göreyim. Bakın bakalım bu güzelliklere. Buracıkta bunlar dönüş yolunda bizi karşılamak için bekliyorlarmış. Bakın şurada var bir tane büyük. Bakın oradan başlamış. Burada, burada, burada. Bakın burada iki tane bitten var ve yolun telin öbür tarafında. Telmel dinlememiş. Mantar sınır dinlemez zaten. İter ki sporları yayılsın. Bu da bize dönüş sürprizi oldu. Şimdi bunları sepetimize ekleyip günü sonlandıracağız. Buradan tüm mantar dostlarına selamlar. Mantar işi biraz nasip bir şey arkadaşlar. Yani gidersiniz hiç bulamazsınız. Dönüşte bir tane yer denk getirirsiniz ve her yer mantar olur. Onun için hiçbir zaman umudumuzu kaybetmiyoruz. Arkadaşlar abone olmayı unutmazsanız, yorum yapmayı, beğenmeyi, bunlar önemli şeylermiş. Biz de tabi bazı şeyleri yeni öğreniyoruz. Size çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.